Arkadaşlar merhaba. Bir eğitim serisiyle daha karşınızdayız. Öncelikle mimari projemizi tanıyalım arkadaşlar. Zemin artı 4 kattan oluşan ticari artı konut olan bir yapı bu. Yani zemin katı iş yeri, üst katları ise konut olan toplamda 5 katlı bir yapı. Yapımızın kat yüksekliklerine bakalım arkadaşlar. İş yeri kat yüksekliği 3,50. Diğer katlarımız da 3 metre standart yükseklikte. Sadece makine dairemiz, yani asansör kulesi dediğimiz, asansör dairesi dediğimiz toplam yüksekliği 3,32. Mimari projemizde tabii mimari proje çizilmiş. Biz mimari projeye her koşulda bağlı olmak zorunda değiliz. Projemizi tasarlayacağız. Bazı noktaları değiştireceğiz. Bazı kolonların belki yönlerini değiştiririz. Belki kolonların perde yaparız. Bunu projenin tasarımını yaptığımız zaman, analizlerini yaptığımız zaman daha rahat karar verebileceğiz buna. Projemizin X yönünde 16,90. Y yönünde ise 12,30 ölçüleri. Şimdi öncelikle StafOrket'te ben bunun bir ön dosyasını oluşturmuştum. Ancak şöyle diyelim ki StafOrket'i şuradan kapatayım. StafOrket'i biz açtık şöyle. Site yapı bilgi girişi kısmına giriyoruz. Burada zaten sıfır sayfa. Herhangi bir proje açıksa şuradan yeni proje diyoruz. Mevcut proje silinsin deniyor. Tamam deseniz sıfır bir proje tekrar açıyor. Daha sonra bu projeyi kaydediyoruz. Yani çünkü daha bir ala şeyimiz yok ama öncelikle bir klasör oluşturmamız lazım. Herhangi bir bilgisayarda herhangi bir arızada veya ne bileyim herhangi bir enerji kesintisinde projemiz kaybolabiliyor, zarar görebiliyor. Onun için öncelikle projemizi nereye kaydedeceğiz? Diyelim ki bizim kalem proje klasörüne projenin ismini kaydedeceğim. Ben zaten dosyasını oluşturmuştum ancak tekrar şurada yeni klasör oluştur diyoruz. İsim veriyoruz. İsimi verdikten sonra OK dediğimiz gibi şu şekilde kaydediyor. Daha sonra projemize de isim, projeye de burada isim veriyoruz. Projelere genellikle boşluk bırakmanın yani işinizi görecek kadar sizin anlayabileceğiniz kadar basit kısa bir isim olursa çok daha iyi olur. Bazen programın kafası karışabiliyor. Ben kaydını daha önce yapmıştım. Hasan Köser diye bir projemiz var. Hasan Köser'in içinde sadece soyadını proje ismi olarak kullandım. Köser. Onu o şekilde kaydettik. Şu an hasar görünmüyor. Şurada tıkladığımız zaman başlangıç noktamız görünüyor arkadaşlar. Mimari projemiz bu şekilde gördük zaten aşağı yukarı mimari projemizi. StafOrket'te de dosyayı oluşturduk. Daha sonra sonraki derslerimizde zaten aks oluşturma, kolonların aks noktalarına oturtulması, daha sonra mevcut duvarlara göre kirişlendirme, daha sonra atılması gereken başka noktalara belki duvarların olmadığı yerlerde de kiriş sistemi dönebiliriz. Daha sonrasında döşemelerimizi tanımlarız. Döşeme boşluklarımız varsa tanımlarız. Merdiven basamaklarımızı. O şekilde projemizi peyderpey basamak basamak tasarımını yapıp gideceğiz. Daha sonra jeoloji raporu elimize ulaştığında jeoloji, jeofizik sonuçlarına göre sonuçlarımızı gireceğiz. Geoteknik raporuyla beraber sonuçlarımızı gireceğiz. Daha sonra analizimizi yapacağız. Analizden sonra kurtarmayan kesitler olursa değiştirmek istediğimiz noktalar olursa değiştireceğiz. En son tasarımımızı bitirdik. Projemizde herhangi bir sıkıntı kalmadık. Biz bu projeyi bitirdik. Artık uygulamaya hazırız dediğimiz noktada projemizin bu sefer çizimlerini yapacağız. Tasarımımızı bu şekilde yapıp çizimleri çevireceğiz. Çizimlerimizi bitirip yapı denetimi belediye onayına sunacağız. Onayından sonra da imalata başlayacağız zaten.
Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.